Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, bu akşam yeşil ve güzel Bursa'dayız. Bursa'nın hakikaten ben bugün ilk kez dolaşma fırsatını buldum. İnsanı etkileyen, büyüleyen ilçesi Nilüfer'deyiz ve sevgili Nilüferlerle birlikteyiz. Yani burası belediyecilik açısından, şehircilik yönünden öylesine etkileyici ki ben herkesin ölmeden önce mutlaka görmesi gereken kentin Eskişehir olduğuna inanırım. O inancımı hala koruyorum ama Bursa'nın içinde apayrı bir kent haline gelen ve çok büyük belediyecilik başarılarını yansıtan Nilüfer'in de herkes tarafından ölmeden önce mutlaka görülmesi gerektiğine inanıyorum. O nedenle bugün belediyecilikte, belediye başkanlığında 19 yılını neredeyse tamamlamakta olan Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey'e çok teşekkür ediyorum. İşte alkışlardan siz ne kadar sevildiğini görüyorsunuz. Bu coşku, bu teveccüh çok az belediye başkanına nasip olur. Biz de dolaştığımız kentlerde sevilenleri böylece anlamış oluyoruz. Çok sevilen bir belediye başkanı Sayın Mustafa Bozbey. Onu ayrıca referandum öncesinde medyada seyredilme rekorla, sosyal medyada seyredilme rekorları kıran ve başarısını anlattığı Tek Başına Olmaz adlı videodan da tanıyor olabilirsiniz. Tanımayanlar da o videoyu bir kez daha izlesinler, YouTube'da duruyor. Evet, gelelim birbirinden değerli konuşmacı konuklarımıza. Halk arenasındaki açıklamaları ve iktidara yönelik çarpıcı eleştirileri günlerce konuşulan, yolsuzluklarla mücadelesi tüm toplum kesimlerinden büyük destek alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Sayın Aykut Erdoğdu. Halk arenası çok büyük bir kitle tarafından izleniyor ve yayınlandığı gecelerde tüm haber kanallarını geride bırakıyor. Az önce ben Sayın Erdoğdu'nun da başarılı muhalefet örnekleri sergilediğini ifade ettim. Başarısını biraz da şuradan anlıyoruz. Her halk arenasından sonra aslı astarı olmayan iftiralara uğraması da onun çok başarılı olduğunu gösteriyor. Aykut Bey'in sol tarafında sergilediği cesur muhalefet örneklerinin yanı sıra halkın gündemindeki sorunların çözümü için gösterdiği yoğun çabalarla Cumhuriyet Halk Partisi tabanından alkış alan Tekirdağ Milletvekili Sayın Doktor Candan Yüce. Ve Sayın Yüceer'in hemen yanında 16 Nisan referandumunun meşruiyetine gölge düşüren hile iddiaları üzerine oylarımızı güvenceye almak için geliştirdiği 1 milyon kişilik sandık gücü, öyle diyor, ben de sandık ordusu diyorum. Bu projeyi kamuoyuna ilk kez bu programda açıklayacak olan Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi ve balyoz kumpası mağdurlarından Sayın Mehmet Ali Çelebi.
Aramızda ayrıca değerli Bursa milletvekilleri Sayın Doktor Ceyhun İrgil, Sayın Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sayın Erkan Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Şadi Özdemir, Nilüfer Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sayın Mehmet Turan Tansal ve Halkın Avukatı Murat Ergün. Murat Ergün, Halk Arenası Yayın Danışmanı, değerli meslektaşım Atilla Köprülüoğlu ile birlikte kalktılar İzmir'den. Bizi yalnız bırakmamak üzere buraya geldiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ve hemen soluk soluğa seyredeceğiniz Halk Arenası'na geçiyoruz. Sayın Erdoğdu, gündemde Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin yaptığı referandum var. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı referandum öncesinde pek yüksek sesle dile getirmediği karşı çıkışları referandum sonrasında yüksek perdeden söylemeye başladı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Bu arada vanaları kapatmaktan söz etti. Türk Hava Yolları'nın uçuşları kaldırıldı Erbil'e. Bu referanduma nasıl bakıyorsunuz? Referandum konusundan önce, bu gece yapacağım bütün konuşmalardan önce öğretmenlik mesleği uğruna açlık grevinde ölüme terk edilen iki öğretmen, Nuriye Gülenman ve Semih Özakça'yı hatırlamak ve hatırlatmak istiyorum. İki tane öğretmen, iki tane Cumhuriyet öğretmeni mesleklerinden mesnetsiz bir iddiayla atıldıktan sonra aşık olarak başladıkları bu mesleği geri alabilmek için şu an açlık grevinde ölümle pençeleşiyorlar. Hükümetin bu iki çocuğa, bu iki öğretmene, bu iki saf insana yönelik bir sürü iddiası var. İddia diyorum çünkü ben bu iki arkadaşı da ziyaret ettim ve onlara da söyledim. Onların söyledikleri şu: biz devrim istemiyoruz. Evet, biz solcuyuz ve sosyalistiz. Ama bizim öğretmenlik mesleği bağı dışında bağımız yoktur. Varsa bir iddiaları ispat etsinler dedim. Benim anlamaya çalıştığım, bir öğretmenlik mesleği için bunu nasıl yaptıkları, Semih Özakça'nın bana öğretmenliği o bütün samimiyetiyle anlattıktan sonra ben bütün kalbimle Semih Özakça'ya da Nuriye Gülmen'e de inandım. Çünkü Semih Erzurum'un mezrasına tayini çıkarıldı. Ve oraya eşiyle oraya gittikten sonra bir çocukla büyümenin ne demek olduğunu anlamanız için diyor öğretmen olmanız gerekiyor. Bence öğretmenliğin en güzel tanımını Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra yapanlardan biri Hasan Ali Yücel gibi Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'dir. Şimdi Nuriye ve Semih'i bütün ülkeye hatırlatmak zorundayız ve bu çocuklar hakkında bir fake, bir yanlış, bir çakma resimle Twitter'da haksız iftiralar atılıyor. Ve iftira artık belirli bir siyasal hareketin kuralı haline geldi. Söylediğim şu, bu iki genç çocuk suçlu da olabilirler. Velev ki suçlular, devletin görevi onları yaşatmaktır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın fikrinden gitmek zorundayız. Onun için Nuriye ve Semih'in bir an önce görevine iade edilmesi, yargılanacaksalar yargılansınlar, soruşturulacaksalar soruşturulsunlar. Adil ve tarafsız olduğunu bilsek yargının kararına da güveniyoruz diyeceğim. Ama Nuriye ve Semih'in bir an önce görevine başlatılmasını buradan bütün yüreğimle talep ediyorum. Bu milletten talep ediyorum. Evet. Sadece onlar mı iftiraya uğruyor? İftiraya uğramak spor haline geldi. İftira atmak da spor haline geldi. Bu memleketin %50'den fazlası şu an itibariyle iftiraya uğramaktadır. Referandumda mesela hepimize terörist diyerek bu yurtsever insanlara iftira edilmiştir. Allah kuru iftiradan korusun, Allah iftira atanın da hesabını sorsun diyorum. Kuzey Irak meselesi önemli bir mesele. Arkadaşlar,
Başımıza bir iş geldi, başımıza bir hal geldi. Sadece bizim başımıza gelmedi. Bütün mazlum Orta Doğu halklarının başına bir iş getirildi. Öncelikle bir ilkemizi hatırlayarak devam edelim. Kurucumuzun bize emanet ettiği bir ilke. Misak-ı milli sınırları içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Birinci ilkemiz bu. Misak-ı milli sınırları içerisinde vatanın bütünlüğünü savunacağım diye bu ülkede hiç kimse Kürt kökenli yurttaşlarımıza düşmanlık edemez, ötekileştiremez, ayrıştıramaz, aşağılayamaz. Her ikisine de engel olacak olan bu ülkenin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Başımıza bir iş geldi dedim. Başımıza bir iş şu yüzden geldi. Biz Orta Doğu coğrafyasının mazlum halkları, yani Türkler, Kürtler, Araplar, Persler, Süryaniler, Yezidiler, binlerce yıldır kardeşçe yaşamış bu topraklarda geniş rant alanları var. Muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz. Kıymetini biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Bilmediğimizi gördük. Ve bu mazlum halkların ürettiği değerlerin üzerinde emperyal devletlerin gözü var. Bakın tarihte Afganistan'da olanları göreceksiniz ve Afganistan'ın ne hale geldiğini, bir türlü belinin doğrultamadığını göreceksiniz. Sonra Suriye'de olanlara bakın. Suriye'de bizim gözümüzde mazlum halklar, aynı zamanda Ümmet-i Muhammed, Alevi ve Şia, Sünni ve Şia diye bölünerek birbirini katlettiriyorlar. Her iki tarafta emperyal devletlerin silahlarını kullanıyor. Katil de, maktul de tekbir getiriyor. Şehadet getiriyor ölürken. Ama bizi öyle bir böldüler ki bu mazlum insanları, kan ırmakları aktı. Aynı şey Irak'ta da oldu. Bunun üzerine ne olacak? Irak'taki zulümler, Suriye'deki zulümler, Ebu Garip hapishanesindeki zulmü hatırlayın. Ve bu topraklardan, bu toprakların alışık olmadığı, bu topraklara ait olmayan ithal teröristlerle, adında İslam olan ama İslam'la hiç ilgisi olmayan bir kanlı terör örgütü, önce El-Kaide, El-Nusra, IŞİD gibi İslam'ı dünyada da mahveden terör örgütlerini büyüttüler. Şimdi geldiler. Irak'ta Barzani adında bir aşiret reisi, ki siyasal gücünün tamamını kaybetmiştir, şu an tuttuğu başkanlık makamını gayri siyasal olarak, gayri meşru olarak tutmaktadır. Ve kurduğu düzen sadece kendi sattığı petrol şirketlerinden kendi sattığı para ve %70'ini memur ederek, Irak'taki Kürtlerin %70'ini devlete memur ederek bir düzen kurdu. Ve petrol fiyatları çok aşırı düşünce, petrol fiyatları da boşuna düşmedi, stratejik bir savaşın sonucu olarak düştü. Biliyorsunuz Amerika ile Rusya arasında bir güç dengesi var ve Rusya'nın en önemli geliri petrolden kaynaklanıyor. Petrol bir varil, bir petrolün varili $1 yükseldiğinde Rus ekonomisine $2 milyar giriyor. Aynı şekilde $1 düştüğünde de $2 milyar Rus devletinin bütçesi açık veriyor. Petrol $130'lardan $25'lara düştü. Sanmayın ki bu tesadüftür. Batı medeniyeti Rusya'yı bükmek için, Rusya'yı kısmak için petrol fiyatlarını kendi yandaşı olan Suudi Arabistan, Katar gibi devletlerde aşırı üretim yaptırarak petrol fiyatlarını düşürdü ve Rusya ekonomisini diz çöktürmeye çalıştı. Tabii Rusya ile birlikte Arabistan ve diğer OPEC ülkeleri ve Kuzey Irak yönetimi de çok zorda kalmaya başladı. Kuzey Irak meselesi ne zaman başladı? İlk birinci Körfez Savaşı, ikinci Körfez Savaşı, çekiç gücün oraya yerleştirilmesi, bilinçli bir şekilde bölgenin Kürtleri, bölgenin diğer halklarına karşı tahrik edildi. Çekiç güçle birlikte orada otonom bir bölge kuruldu ve otonom bölge, uçuşa yasak bölge ilan edildi. Bizim hükümetimiz 2009 yılında Irak Anayasası'yla bir tür yarı bağımsızlığa kavuştu. Bizim devletimiz önce bu bize sirayet edecek diye yola çıktılar. Ama petrol ve doğalgaz parası mevcut iktidara tatlı geldi. Bunu da boşuna söylemiyorum. Irak petrollerini taşıyan şirketin adı Power Trans şirketidir. Power Trans şirketi Berat Albayrak'la ilgili bir şirkettir. Çünkü Jersey adalarında kurulan Power Trans şirketi, bu vergi adalarından birinde kurulan Power Trans şirketinin hukuki temsilcilerinin çoğu Çalık şirketiyle, yani Berat Albayrak'ın bir dönem yönettiği şirkette ilgili şirkettir. Petrol şirketi bu olduğu bilinir.
Doğalgazda siyah kalem mühendislik diye yine kamu ihalelerinden çok fazla pay alan bir şirket tarafından götürülmektedir. Ve bunlar ihaleyle verilmemiş işlerdir. Bakanlar kurulu kararıyla veriliyor. Düşünün ki bu kadar gelir getirecek bir iş, normalde bir sürü şirket buna talepkar olur. Bir ihale yapılması gerekirken bakanlar kurulu kararıyla adrese teslim olarak bu şirketlere verilmiş ve buralardan devlet bütçesine girmeyen, özel bütçelere giren çok paralar kazanılmıştır. Ve bu ticari körlükle yapılan bu işlemler oradaki yapıları beslemiştir. Karşı tarafta da Barzani bir şirket kurmuştur. Bir kamu şirketi değildir. Hatta Barzani şöyle yapmaktadır. Barzani oraya elektrik tesisleri kurmuyor. Sebebi de şudur. Oradaki mobil santrallerden, yani akaryakıtla çalışan mobil santrallerden üretim yapmaktadır. Ve o şirketlerde, kendi Barzani şirketlerde mobil üretim yapan akaryakıtlara kendisi para vermektedir. Yani büyük bir ticari çıkarlar kümesi vardır. Çok hızlı anlatacağım ama. Yani Barzani cesareti biraz da bu ilişkilerden mi alıyor demek tabii, istiyorsunuz? Tabii şimdi bakın bu geldiğimiz noktada şimdi Türk'ün Kürt'ün kanını aktarmaya, akıtmaya çalışan insanlar. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri bir gece ansızın gelebilir diyorsun. Ya Mehmetçiğin kanı ortada. Sen bu kadar ticaretle beslemeseydin bu hale gelir miydi? 12,5 milyar dolar ticarete gelmişiz. Ve Irak'ın, o zaman Irak hükümeti buna çok karşı. Hatırlıyor musunuz? Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın uçağını indirmedi Irak hükümeti oraya. Çünkü bu bölünmeye gideceği belliydi. Para tatlı gelsin. 5-6 sene bu hale getir. Sonra götür Kürt'ün, Türk'ün, Mehmetçiğimin kanını orada akıtmaya çalış. Arkadaşlar yanlış bir iş. Bakın yine söylüyorum. Misak-ı milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Ama bölünememezliğimizi korumak bir entelektüel birikim, bir vizyon, bir cesaret işidir. Bizi nasıl bölerler onu düşünün. Düşünün siz bu ülkeden nefret ediyorsunuz. Bu ülkeden nefret eden insanlar bir merkezde toplansa bizi nasıl bölerler? Kürtle Türk'ü ayrıştırırsalar bölerler. Başka bir şey yok. Abi tamam dur bölme konuşmam ben devam edeyim kurban olduğum. Abim de oradan yardım ediyor belki siz duymuyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey. Kürtle Türk'ü ayrıştırmadan bu memleketi bölemezsin. Nasıl ayrıştırırsın? Kürt'ün adına hareket ettiğini söyleyerek, mayınlar koyarak, hendekler kazarak, kan akıtırsan Türk'ü ayrıştırırsın. Türk'ün adına hareket ederek ırkçı bir felsefeyle bütün Kürtler PKK'lılık dersen de Kürt'ü ayrıştırırsın. İşte bu iki zihniyette bu halkı ayrıştırır. Biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Bizim kurucularımız Çanakkale'de, Süveyş'te, Yemen'de, büyük taarruzda, İnönü'de şehit düşmüş insanların kurduğu partiyiz. Onlara karşı sorumluluğumuz var. Onun için ilk şunu söylüyoruz. Kürt'le Türk'ü ayrıştırmayacağız. Burada Bursa'dan sesleniyorum. Diyarbakır bizim yüreğimizin yarısıdır. Mardin öbür yarısıdır. Urfa Türkleri yüreğimiz yakar. Tıpkı Bursa gibidir. Edirne gibidir. Şu kadar farkı yoktur. Onun için misak-ı milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Bir ülkeyi bölmek istiyorsanız ülkeyi sevdim diyenleri ele geçirmeniz gerekiyor. Ülkeyi sevmek kolay bir şey değil. Herkes ülkeyi sevdiğini söyler. Ama ülkeyi sevdik diye işbirlikçileri aramıza sokuyorsalar onların hepsine şunu söyleyeceğiz. Biz bu ülkede yaşayan bütün yurttaşları aynı şekilde seviyoruz. Yurttaşlık bağıyla seviyoruz. Ne etnik kimliğine bakıyoruz ne mezhepsel kimliğine bakıyoruz. Bu işi diplomasiyle çözmek için elimizden geleni yapacağız. Eğer orada bir kan akıttırırsalar, çünkü Amerika Birleşik Devletleri de, İngiltere'si de, Rusya'sı da, Fransa'sı da bizim dostumuz değil. Onlar yapması gerekeni yapıyor. Dışişleri böyle yürür. Biz aklı başında insanlar olacağız. Bizi orada çatıştırmak istiyorlar. Ve orada Persleri de, İranlıları da işin içine çekip, İsrail üzerindeki baskıyı alıp, buradaki mazlum Kürtlerin kanı üzerinden yeni bir Filistin sorunu yaratmaya çalışıyorlar. Biz burada Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak, Türk vatandaşları olarak emperyal bu planı bozacağız. Çünkü biz anti-emperyal bir partiyiz. Biz tam bağımsızlıktan yana bir partiyiz. Ne Amerika, ne Rusya, yaşasın tam bağımsız Türkiye. Evet, programımızın ilk dakikalarında elektrik kesilmesi nedeniyle biraz yayınımızda aksaklıklar oldu.
Çok teşekkürler. Dışarıda da salona giremeyen yüzlerce Nilüferli var. Belki binlerce Nilüferli var. Onlardan özür diliyoruz. Aslında bizim program planlamamız bu akşam dışarıda çok görkemli, çok güzel bir meydan var. Cumhuriyet Meydanı, Halk Arenası'nı orada binlerce kişinin huzurunda yapmaktı. Ama dışarıda çok kuvvetli bir rüzgar esiyor, zaman zaman yağmur atıştırıyor. O nedenle gelen konuklarımızı, gelecek konuklarımızı üşütmemek ve tam grip mevsiminin başlangıcındayız. Halk Arenası'nı seyretme uğruna bir de hasta etmemek için salona aldık. Ancak bu kadar sığabildik. Dışarıda da ekranlar kuruldu. Oradan da içeriye giremeyen değerli Nilüferliler seyrediyorlar. Sağ olun, var olun. Bu teveccüh bizim omuzlarımıza çok ağır sorumluluk yüklüyor. Bunun idrakindeyiz. Ve size unutulmaz dakikalar ve belki de ilk kez tanık olacağınız değerli konuklarımızın açıklamalarını dinlettiriyoruz, izlettiriyoruz. Sayın Erdoğdu, biraz sonra peş peşe gelen zamlar, özellikle motorlu taşıtlar vergisinin astronomik bir oranda artması ile ilgili, dış borç yükümüzün ağırlaşması konusunda çok önemli açıklamalar yapacak ama onu sonraya bırakıyoruz. Sözü ben bu bölümde Sayın Doktor Candan Yüceer'e bırakıyorum. Ben öncelikle yürekten teşekkür ediyorum Aykut kardeşime. Çünkü geçtiğimiz gene böyle bir programda Nuriye ve Semih'i anmadan bitirdi programı ve bana sitemler geldi. Keşke onları da hatırlasaydınız, onları da hatırlatsaydınız dediler. O yüzden Aykut'a yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten hiçbir zaman yüreğimizden ve aklımızdan çıkmıyor. Nuriye ve Semih değil sadece, elbette ki onlar değil. Çünkü maalesef keşke Türkiye'de tek mağdur onlar olsaydı ve biz onları dile getirseydik ama o kadar geniş bir mağdur kitlesi var ki gerek hapishanelerde, gerek meydanlarda, gerek evlerinde, gerek sokaklarda Türkiye 15 yıllık AKP iktidarı sonucunda adeta bir mağduriyet toplumuna dönüştü. Maalesef, çok üzülerek ifade ediyorum, bunu ifade edenler o kadar rahatlar ki, o kadar umursamazlar ki, bir sabah kalkıyorlar, o kaldırılsın diyor. Bir sabah kalkıyor, ey Almanya diyor. Bir sabah kalkıyor, ey Hollanda diyor. Bir sabah kalkıyor, kendisi gibi düşünmeyen insanlara terörist diyor. Bir sabah kalkıyor, değerli yurttaşımızın da ifade ettiği gibi Esad Esed oluyor. Daha bunlara karar verememişken ve tam da bu noktada ben şu cümleyi ifade etmek istiyorum. Yurtta sulh, cihanda sulh. Niye bu cümleyi ifade etme gereği duydum? Çünkü bu öyle bir günde ortaya çıkmış, böyle akşamdan sabaha çıkmış bir cümle değil. Bu cümleyi ifade eden kişi onlarca yılını savaş meydanlarında geçirmiş. Onlarca, yüzlerce, binlerce yurttaşını gencecik yaşında toprağa vermiş. Kanını, canını siper etmiş bu ülkeye, bu vatana. Ve o insan dönüp diyor ki, ve bize emanet ettiği değer budur şiar, yurtta sulh, cihanda sulh diyor. Savaş zarur olmadıkça cinayettir diyor. Ama bugün gelin görün ki bu ülkeyi yönetenler o kadar boş heybeden sallıyorlar ki, o kadar kıymetsiz ki vatandaşları, yurttaşları, ülkeleri hayatlarında savaş meydanları görmemişler. Belki hayatlarında bedel ödememişler. Kendi çocukları, yakınları çürük raporuyla ömürlerini gemicikleriyle idare ettirmişler. Ama bu ülkenin yoksul insanları için, bu ülkenin çocukları için, bu ülkenin kadınları için reva gördükleri savaş, ölüm, yıkım, işsizlik, ekonomik eşitsizlik, yaşamda adaletsizlik, toplumun her yerine sirayet eden eşitsizlikler ve adaletsizlikler. İşte buradan Irak'a gitmek istiyorum. Kuzey Irak'a gitmek istiyorum. Şimdi bir cümle var. Yıllar önce ifade edilmiş. Çok uzak değil.
Ben diyor ne aldanan oldum, ne aldatan oldum diyor. Ama sonra ne diyor? Ben diyor evet müttefiğimiz, ekonomik olarak partnerimiz. Ama Barzani'den bunu beklemiyorduk diyor, yanılmışız diyor. Sadece ona mı diyor? Yok ona da değil. Keşke hani bir kere yanılsa, bir kere aldatılsa, bir kere farkında olmasa, bir kere öngörüsüz olsa, bir kere ikiyüzlü olsa. Ama dün FETÖ. FETÖ de bunları kandırdı. Değil mi? Kandırılmadı mı? İsrail de kandırdı. Rusya da kandırdı. En büyük müttefikimiz dediği Amerika da kandırdı. Göstere göstere bunları herkes kandırıyor. Ama ben şuna inanıyorum. Aslında ne aldanıyorlar ne de kandırılıyorlar. Aslında çok kabiliyetsizler. Çok cahiller. Çok öngörüsüzler. Ve maalesef ve çok üzücü bir şey, üzücü bir gerçek ama bu ülkeyi yönetemiyorlar. Yönetemiyorlar. Yönetemedikleri gibi bizlere fazlaca bedel ödetiyorlar. Niye böyle diyorum? Çünkü Kuzey Irak Kürt bölgesel yönetimi öyle hani bugün biz referandum yapıyoruz demediler. Bakıyoruz ta Nisan ayında konuşulmuş. Açıkça komisyon kurulmuş. Nisan'dan bugüne kaç ay geçmiş? 6 aya yakın. 6 aydır siz bizim yöneticilerimizden, iktidardan bir tek cümle duydunuz mu? 3 güne kala, 3 gün, 5 güne kala tek bir cümle yok. Tek bir ifade yok. Bugün olmuş ne diyorlar? Askeri harekat yaparız. Değil mi? İşte vanaları keseriz. Ya elinde bir sürü diplomasi var. Diplomasi diye bir şey var. Diplomasi niye var? Diplomasi savaşlar olmasın diye var. Diplomasi insanlar ortaklaşarak, uzlaşarak sorunlar çözülsün diye var. Peki sadece 5 ay önce mi dile gelmiş? Yok. Bakın Barzani 2 yıldır yaklaşık çok ciddi bir bürokrasi yürütüyor. 2 yıldır Amerika ile, Irak ile, Türkiye ile çok ciddi anlaşmalar imzalıyor. Gerek askeri gerek ekonomik. Bugün daha yeni Rusya ile 1 milyar doları geçen bir doğal gaz boru hattı anlaşması imzaladılar. Bu daha yeni olanı. Bunları sıralamak mümkün. E bizimle ortada en iyi önemli ekonomik partneri bölgedeki kim? Türkiye. Türkiye'ye bağlı. Niye bağlı? Çünkü ya dünyaya açılan kapısı Habur. Oradan açılıyor dünyaya. O petrolü Irak merkezi yönetiminden kaçırdığı, vermediği hiçbir şekilde. O petrolü nereden ulaştırıyor Avrupa'ya? Türkiye'deki boru hattı üzerinden ulaştırıyor. E biz türlü türlü anlaşmalarımız var her alanda. Boru hattı anlaşmamız var, enerji hattı anlaşmamız var. Aykut'un da ifade ettiği gibi bunun kimin elinde olduğu da muğlak. Kimin elinde bir bakıyorsunuz IŞİD'le ilgili petrol alımında, gene bu Power Trans şirketinde bir bakanın ismi geçiyor. Damat olan bir bakan, siz bilirsiniz. Sizler bilirsiniz, damat. Damat bakanın adı geçiyor. E bunlar ortadayken, her şey göstere göstere, bağıra bağıra, sağır sultan bile duymuşken, ben duymadım, bilmiyorum. Herkes suçlu. Türkiye'de hepimiz suçluyuz. Herkes suçlu dünyada. Bir tek bunlar suçsuz. Bir tek bunlar aciz. Yazık. Kandırılıyorlar. Ama durumun gerçeği bu değil. Bu görünen kılıfı. Maalesef şu an evet orada bir referandum yapıldı. Referandum yapmak zor bir şey değildir. Bunu da kendileri de ifade ettiler. Bakın referandum yapılmasına İran bizzati Barzani'nin kendi partisinden dünyaya Amerika'ya Rusya'ya kadar, bize kadar herkes hayır dediler. Böyle bir şey yapmayın. Niye yapmayın dediler? Çünkü Orta Doğu'nun o kaygan zemininden korktular değil mi? Orta Doğu çok hassas bir denge üzerine var olabilen bir coğrafya. Çok acı ama böyle. Yıllarca kan ve barut hiçbir zaman eksik olmamış Orta Doğu'da. İşte yeni IŞİD tehlikesi belasından kurtulurken yapmayın dediler. Yeni bir çatışmaya, yeni bir savaşa zemin vermeyin.
Ama Barzani dinlemedi. Niye dinlemedi? Çünkü kendine güveniyor. Bakın Türkiye bugün bir şeyler söylüyor. O bir şey söylüyor. Hiç kain alıyor mu? Kendinden çok emin. Bizimkiler zaten dostlar alışverişinde görsün. Edasıyla konuşuyor her zaman olduğu gibi. Çünkü 7-8 yıldır bakın Türkiye ona buna ey 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 diye ama sonuç hiçbir şey yok. Hiçbir yaptırım yok. Bakın İsrail'e ne dedik? Sonra İsrail'e ne yaptık? Dostumuzdur, müttefikimizdir dedik. Rusya'ya ne dedik? Uçağını düşürdük. Senin ne işin var dedik Rusya'da. Sonra 7 ay sonra gittik Kremlin'e özür diledik. Ya da işte aynı şekilde diğer ülkelerde Amerika bizim müttefikimiz. Şudur budur dedik. PYD'ye silah verdi. Mühimmat verdi. Lojistik destek sağladı. Sustuk bir kenara çekildik. Bakın 7-8 yıldır Türkiye'nin ciddi anlamda dış politikasında itibarsızlaşma var. Sözümüzün bir değeri kalmamış artık. Kimse bizi ciddiye almıyor. Artık bir ağırlığımız yok dış politikada. Yalnızlaşmışız, izolasyonlaşmışız. Ne diyordu zamanın Dışişleri Bakanı? Stratejik derinlik diyordu. Sonra ne oldu? Komşularımızla sıfır soruna geldi. Sonra değerli yalnızlığa gittik değil mi? Ama maalesef şu an stratejik bir sefalet içinde Türkiye. O koskoca Türkiye, koskoca Türkiye'mizin nereden nereye geldiği dış politikamızın. Çok acı bir şey bu. Çünkü bizler egemenlere hizmet etmeyen bir toplumun evlatlarıyız. Bizler emperyalizme karşı mücadele vermiş ve ona bir tokat atmış bir toplumun evlatlarıyız. Ama bugün geldiğimiz noktada ne acıdır ki egemenlere hizmet ediyoruz. Ulu önderimizin bir sözü vardı. Dışişleri müsteşarını çağırmış ve demiş ki, bak demiş, sakın demiş, Arapların iç işlerine karışmayın, Araplara bulaşmayın, Rusya ile sürtüşmeyin, sakın egemenlerin, emperyalistlerin, kolonyalistlerin peşine takılmayın demiş. Bizimkiler ne yaptı? Hatırlar mısınız Büyük Orta Doğu Projesi'ni? Kim? Bakın 1 Mart tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onurudur, şerefidir ve ne mutlu bize ki buna Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri önderlik yapmıştır. O dönemin AKP milletvekillerinin desteğiyle biz o kirli savaşın ortağı olmadık ve büyük bir bataklığa girmekten son anda kurtulduk. Ama birileri çıktı ki buna rağmen hayır dedi, ben bu savaşın ortağı olmak istiyorum, ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım dedi. Demedi mi? Ben mi dedim? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mu dedi? Biz mi dedik? O zaman biz mi iktidardaydık? Ve işte o günden bugüne gelen bir süreçtir. Kuzey Irak'ta bugün yapılan referandum. Peki. O zaman çünkü son olarak topluyorum. Ne denilmişti? Daha çok ülkenin haritası değişecek. Ve başladı bir yerden Arap Baharı'yla ve bugünlere geldi. Bu bir süreçtir. Buna şaşırmak. Ay kandırıldık, aldatıldık, yanılmışız demek en hafif tabiriyle ikiyüzlülüktür, saygısızlıktır diyorum. Teşekkürler. Evet, çok kısa. Çok kısa, 30 saniyelik bir şey söyleyeceğim. Sadece aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Önümüzdeki dönemde eğer PKK terör örgütü kitlesel kıyımlara başlarsa hemen şunu düşünün. Bunların amacı bu bölünmeyi derinleştirmek, bizi tahrik etmektir. Aklınızda bulunsun. Bir de bu ay Muharrem yası, onu hatırlatmak istedim. Teşekkür ediyorum. Şu anda sosyal medyada çok büyük bir ilgiyle takip ediliyoruz. Ayrıca bir değerli seyircimiz bilgilendirmek için göndermiş. An itibariyle reyting kanalları internetten izlenme sırasına bakıyorum. Hiçbir haber kanalı yok. Ama Halk TV internetten sanki bir reyting kanalıymış gibi seyrediliyor, izleniyor. Teşekkür ediyorum ve ben sözü Sayın Mehmet Ali Çelebi'ye bırakacağım. Bu sandık güvenliği fevkalade önem taşıyor. Çünkü setsiz sistemiyle hile yapılabileceğine yönelik iddiaların pek gerçekçi olmadığı ortaya çıktı. Ama sandıklardan çıkan sonucun kontrol altına alınmaması halinde işte 16 Nisan'ın
sonucunu gördük. Bir yan iddia ortaya atıldı ve şaibeli bir evetle sonuçlandı. Nedenini şimdi Mehmet Ali Çelebi anlatacak. Cumhuriyet Halk Partisi elektronik alanda üstüne düşeni gerektiği gibi yapıyor. O konuda bir kuşku yok ama yeter ki ıslak imzalı tutanaklar tüm Türkiye'deki sandıklarda Cumhuriyet Halk Partililerin görev almasıyla net bir şekilde belirlenebilsin, çıkabilsin. Referandumda 16 bin sandıkta değil mi yaklaşık olarak? Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin deneyimli, eğitim almış müşahitleri yoktu. Hatta bazılarında hiç yoktu. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum Uğur abi. Biraz önce reytingleri açıkladınız. Bunlar çok normal. Çünkü çocukluğumdan beri hak arama mücadelesinin idol isimlerinden olan Uğur Dündar'la beraber program yapabileceğimi söyleseler inanmazdım. Sağ ol. Onur duydum tekrar. Üçüncü oldu bu. Bunu ben de onur duyuyorum. Söylememen bir eksiklik olmuş şu ana kadar. Teşekkür ederim. Şimdi öyle bir düzen var ki umarım olumsuzluk yaymıyoruzdur. Fakat tespitimizi yapalım önce. Bu düzen tüyü bitmemiş yetim hakkı anlayışından yanaşmacı siyasi anlayışa, yani devlet kaynaklarının siyasi sadakat eldesi için yağmalandığı bir anlayışa gitmiş durumda. Çağdaş laik anlayış şu an anti-laik. Kutsal olanın siyasi çıkarlar uğruna her yere sokuşturulduğu bir evreye geçmiş durumda. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi maalesef basiretsiz, deneyimsiz bir dış politikaya dönmüş durumda. Çölü Atatürk orman çiftliği yapan anlayıştan Türkiye'nin en küçük su gözesine HES projesi yapan anlayışa geldik. Egemenliği Atatürk Cumhuriyeti saraylardan alıp halka verdi. Bugünkü Orta Doğu anlayışı halktan alıp tekrar saraya vermeye çalışıyor. Uluslaşma yoluyla çağdaşlaşmayı tercih ettiğimiz, bizi et tırnak yapan düzenden birbirimizi ayrıştıracak, tırnaklarımızı sökecek bir düzene götürülmeye çalışıyoruz. Bu cumhuriyet çağdaş Türk kadınını yarattı. Ama şimdiki Orta Doğu düzeni, aklı, vicdanı hapsedilen, gericiliğin bağrında çaresizleştirilen kadını yaratmaya çalışıyor. Atatürk, benim manevi mirasım bilim ve akıldır demişti. Bugün bakıyoruz, önce cihat, vakit kalırsa matematik. Atom fiziğinden deve idrarına, organik hoşafa bir gidişat var. Yani tek renk, tek ses bir düzen getirilmeye çalışıyor. Ancak çaresiz değiliz. Çaresizliği taşıyanlar ancak korkaklar, suçlular ve iftira atanlardır. Onların en iç duygusudur çaresizlik. Oysa bizim tertemiz vicdanımızın çağlayanlarında yalnızca ve yalnızca şeref, onur ve gurur akar. İşbirlikçilere meydan okuyan Mustafa Kemal cesareti akar. Bakın, şahsi olarak söylüyorum. Bu cumhuriyete benim çok borcum var. Amasya'nın fakir bir köyünden çıkıp öğünü yufka şeker olan bir babanın hepimizin borcu var. Kesinlikle. Kendi adıma örnekler vereceğim o nedenle. Ağabeyimi sırtında beni kucağında cezaevlerine götürüp oralarda büyüten, efendim, annenin kollarından alıp bizi bu ülkeye pilot yapan cumhuriyete ve Atatürk'e borcum var. Bir saniye, şu anda ekran simsiyah imiş. Uyaralım Ankara'yı. Ama ses var diyor. Ama beni bir seyircimiz aradı, güvendiğim bir seyircimiz. Evet. Şu anda ekran simsiyah diyor. Aman dikkat edelim, uyaralım Ankara'yı. Varsa böyle bir şey reklam arası verelim. Giderilsin aksaklık, ondan sonra başlayalım. Ben hemen mesajla işime yayın normal. Belki de seyircimizin takip ettiği kaynaktan ortaya çıkmış olabilir. Tamam, evet. Peki. Şimdi kısaca Orta Doğu'ya da bir değinmek istiyorum. Sonra sandık gücüne geçiş yapacağım. Şimdi Orta Doğu'yu incelerken temel çerçevemiz aslında
enerji olmalı. Biraz önce zaten Aykut abi de bahsetti. İki kelimeyle tamam. özetleyeceksek enerjinin tamam. iktidarı savaşları yaşanmaktadır. Şöyle düşünün. Orta Doğu'da petrol ve doğalgaz kaynakları olmasaydı da brokoli yetişseydi bu adamlar buraya gelir miydi? Temel çerçeve bu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin burada neden olduğunu veya Rusya'nın burada neden olduğunu inceleyelim. Temel bir, enerji kaynaklarına sahip olmak. İki, enerjinin güvenli yollardan batıya naklini sağlamak. Üç, enerjiyi kontrol ederek rakiplerini kontrol etmek. Bakın Amerika Birleşik Devletleri enerji bağımlıdır. Dünya petrol tüketiminin %20'sini tek başına yapıyor ama rezervleri %2.9. Bu canavarın beslenmesi lazım. İşte Orta Doğu petrolün, doğalgazın, yeraltı zenginliklerinin lanetini yaşamaktadır. Çıkan petrol kadar insanlığın kanatmıştır. Hem onun beslenmesi lazım hem de ona rakip olabilecek çok büyük ekonomik sıçramalar yapacak tabii. devletleri de enerji açısından maliyeti yüksek üretimlere evet. mecbur kılacak. Bu süreç 50 yıl daha devam edecek. 50 yıl daha buradalar. Petrol yine en önemli enerji kaynağı olma vasfını koruyacak. Batıya güvenli yollardan nakli dediğimizde hemen aklınıza Suriye'nin kuzeyi gelsin. Orada bir hat oluşturmaya çalışılıyor. Nedir o? Basra'dan Kuzey Irak'a gelecek petrollerin güvenli yollardan Akdeniz'e taşınmasıdır o. Bu kadar nettir. Bu amaçla sınırlar değiştirilecektir. Bakıyorsunuz almışlar PYD eline Amerikan bayrağı, Kuzey Irak'ta almışlar eline İsrail bayrağı, bağımsız devlet kuracaklarmış. Bağımsız devlet kuracaksanız açın Mustafa Kemal'i okuyun. Elinde manda bayrağı var mıydı? Bu süreçte genel okuma yapmaya devam edecek olursak, güçlü devletler, işte bu enerji güvenliğini sekteye uğratacak bütün devletler bölünmek, ulus devletler küçültülmek isteniyor. Böl yönet felsefesi, hepimizin bildiği şekilde. Üçüncü mesele, rakiplerin gücünü kontrol etmek. Bakın, Çin %62 petrole bağımlı, ithal ediyor. Hindistan %77, Avrupa Birliği %89. Burayı tutan, Orta Doğu'yu kontrol eden, dünyayı kontrol eder. İşin özeti budur. Peki burada yöntem nedir? Sürekli çatışma ve kaos. Bu şekilde kaos yaratarak ancak burayı kontrol edebiliyorlar. IŞİD belası, diğer PYD'yi destekleme, yöntem de odur işte. Yani vekalet savaşları yürütülüyor. Terör örgütleri vasıtasıyla. Ortadoğu'da Türkiye'nin üniter yapısı, güçlü tabii. bir devlet oluşu da bu senaryoya pek ters yani geliyor. Yani yaşamsal evet. çıkarları için diktayı da desteklerler. Suudları destekledikleri gibi giderler. Uyduruk devletler de kurmaya çalışabilirler. Şimdi biz bunu neden istemiyoruz? Reklamlara gideceğiz. Evet. Dönüşte senden dönüşte, başlarız. Tamam. Teşekkür ederim. Sandık ordusunun nasıl kurulacağını da dönüşte evet. anlatacağız. Evet. Şimdi kısa bir reklam arası verelim ve bu programın başındaki elektrik aksaklığının nereden kaynaklandığını da iyice bir öğrenelim. Tedbirlerimizi alalım ve reklamlardan sonra kaldığımız yerden soluk soluğa devam edelim. Lütfen bizden ayrılmayın sevgili seyirciler.